Merhaba arkadaşlar, ben Gülseren Keskin Tarım Matematik Öğretmeni. Bugünkü konum EBOB EKOK problemleri. Arkadaşlar, ilk önce size söylemek istediğim bir şey var. Önceki dersimizde son soruda en büyük değerini bulmadım çünkü şarjım azalıyordu. Kapanmadan bir an önce videoyu kapatmak istemiştim. En büyük değer arkadaşlar 1 ile 81'in toplamı yani 81. En küçük değeri ise 5 ile 16'nın toplamı 21 olması gerekiyordu arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra EBO problemlerine geçmek istiyorum. Bir problemde bir bütün birbirine eş ve daha küçük parçalara ayrılıyorsa EBOB kullanılır. EBOB problemlerinde anahtar kelimeler parçalamak, paylaştırmak, bölüştürmek, bölmek, parçalara ayırmaktır arkadaşlar. Yani kısacası büyük bir şeyden küçük şeyler elde edebiliyorsanız EBOB'la çözmeniz gerekiyor. Peki EBOB problemlerindeki amaç nedir? En az sayıda parça elde etmektir arkadaşlar. Bu yüzden ortak bölenlerin en büyüğü kullanılır. Hemen bir sorumuza geçelim. 40 santim ile 32 santim uzunluğundaki 2 kurdele eş uzunluklu parçalara ayrılacaktır. Arkadaşlar burada eş diyor aman dikkat edin ee, kurdele parçalarının uzunluğu kaç santim olabilir arkadaşlar eş uzunluklu parçalara ayrılacağı için 32 ile 40'ın ortak bölenlerini almak zorundayız ee, eş dediği için 32'nin bölenlerini yazarsınız 40'ın bölenlerini yazarsınız ortak olanları arkadaşlar alırsınız ortak olacak. Görüyorsunuz 1, 2, 4 ve 8 ortak. En uzun kurteli parçası kaç santim olabilir? Yukarıdaki soruda aslında biz bunu çözmüştük. 8. Ama bu kadar uzun yapmamıza gerek yok diyor. Bunun için 32 santim ile 40 santimin ortak bölenlerinin en büyüğü alınır. Yani arkadaşlar ebobu bulursanız aslında bu sorunun cevabını bulmuş olursunuz. 32 ile 40'ın ebobu arkadaşlar gördüğümüz üzere 8 santimetredir en az kaç tane kurdele parçası elde edilir? Bütün sorular aslında bu şekilde C ve B şeklinde geliyor arkadaşlar. En az sayıda parça elde etmek için arkadaşlar en uzun kurdeli parçaları oluşturulmalıdır. Yani 32'den kaç tane 8 8 elde edersin? 40 santimetreden kaç tane 8 8 8 elde edersin? Aslında bunu soruyor. 32'yi 8'e bölerseniz arkadaşlar 4 tane 8 8 elde edersin. 40'ı 8'e bölersen 5 tane kurdele parçası elde edersin ve toplamı arkadaşlar 9 parçadır. Hemen örneklerime geçmek istiyorum. Aşağıda uzunlukları verilen keresteler eş uzunluklu parçalara ayrılacaktır. Şimdi, bir parça en çok kaç metre olabilir diye soruyor. Şimdi biz ne demiştik? Ortak bölenlerin en büyüğünü almamız gerekiyor. Yani 32 ile 54'ün arkadaşlar en büyüğünü, ebubunu almak zorundasınız. Bölelim 2'ye böldüğümüzde kaç olur? 16, 27. 2'ye bölersek arkadaşlar bu iki ortak böldü. 2'ye bölersek 16 2'ye bölünür ama 27 2'ye bölünmez. Aynen yazılır. 2'ye böldüm 4. 27 bölünmedi. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 27 arkadaşlar bölünmedi. Bu da 3. 9, 3, 3, 3, 3 1 şeklindedir arkadaşlar. Ebobu gördüğümüz üzere 32 ile 54'ün ebobu 2'dir arkadaşlar. Demek ki 2 metre olabilirmiş. En az kaç tane işte parça elde edilebilir diye soruyor. 32 metreden kaç tane 2 var? Bunu bulmamız için 32'yi 2'ye böleriz. 16 tane. 54'ü de 2'ye böleriz. Kaç tane 2 metre, 2 metre, 2 metre olabilir? Bunlara bakıyoruz. 27. İkisini de toplarsanız arkadaşlar kaç elde edersiniz? 43. Demek ki 43'müş pek yerim kalmadı ama şurayı yazayım e, kereste 96 metre ikinci kerestemiz arkadaşlar 60 metre imiş ve yine aynı soru en uzununu soruyor en çok kaç metre olabilir bu, bu kestiğim parçalardan diyor demek ki 96 ile 60'ın nesini bulmamız gerekiyor arkadaşlar ebobunu bulmamız gerekiyor bulalım ikiye böleriz her ikisi de ikiye bölünür 48 ve 30'dur arkadaşlar. 2'ye böldüm. 24, 15. Bu da ikisi de böldü. Daha sonra 2'ye böldüm. 24'ü 2'ye bölersem arkadaşlar 12 olur. 15 maalesef bölünmez. Ortak değil. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1, 5. Gördüğünüz üzere 3 de ortak. 5, 1. Ebobumuz kaçtır? Yani 96 ile 60'ın ebobu arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 3'ten kaç elde ederiz 12 metre elde ederiz Demek ki bu parçalar en uzunluklu olan en fazla uzunlukta olan arkadaşlar 12 metreymiş Şimdi en az kaç tane parça elde edilebilir diye soruyor 96'yı arkadaşlar 12'ye böleceğim kaç tane 12 12 12 vardır diye 96'yı arkadaşlar 12'ye bölersek 8 çıkar 60'ı da 12'ye bölersek arkadaşlar 5 çıkar. Topladığımızda 13 çıkar. Demek ki 13 tane parça elde edilebilirmiş. Diğer bir soruma geçtim. Ee, aşağıda A ve B marka şekerler varmış arkadaşlar. Eşit ağırlıktaki paketlere bölünecektir diyor. Bir paket en fazla işte kaç kilogram alabilir diye sormuş. Ee, klasik yine yukarıdaki gibi yapacağım arkadaşlar. Bölme, parçalama varsa arkadaşlar EBOB'la çözülür demiştik. 24 ve 32'nin arkadaşlar EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm. 12, 16 ortak. 2'ye böldüm 6, 8. Bu da ortaktı. 2'ye böldüm 3, 4. Bu da ortak. 2'ye böldüm 2. 3 maalesef bölünmedi arkadaşlar. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm bir. Gördüğümüz üzere arkadaşlar EBOB'u kaç olur? 24 ile 32'nin yani EBOB'u 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. Demek ki 8 kilogram olması gerekiyormuş. En az kaç tane işte pakete ihtiyacımız vardır diye de soruyorsa bu biz bu 24'ü EBOB'a bölerdik. Böldüm. 3. 32'yi de 8'e bölelim. 4 olur. Gördüğümüz üzere 7 tane pakete ihtiyacımız varmış. Alttaki soruyu da çözelim. A'yı vermiş 64 kilogram, B'yi vermiş 80 kilogram. 64 ve 80'in EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm. 32, 40 ortak. 2'ye böldüm. 16, 20 bu da ortak. 2'ye böldüm. 8, 10, ortak. 2'ye böldüm arkadaşlar. 4 5 bu da ortak. Zaten buradan sonrası ortak olmadı artık görülebiliyor. Ebob buradan kaç çıkar? Ebob 64 ve 80. 2 üzeri 4 değil mi yani 16 değil midir? 16'dır. En az kaç adet ihtiyacımız vardır diyor. 64'ü 16'ya böleriz. 4 çıkar. 80'i 16'ya böleriz. 5 çıkar. Bunların ikisini toplarsam da 9 pakete ihtiyacım varmış. 37'ye geçtim. Kısa kenarı aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bahçelerin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Arkadaşlar klasik bir sorumuz. EBOB problemi ile ilgili klasik bir sorumuzdur. kaç tane ağaç dikilecek soruları. Kısa kenarını vermiş 35'miş metre. Uzun kenarı 60 metre. Ağaçlar arasındaki mesafe en büyük değeri kaç olabilir diyor arkadaşlar. En büyük bu mesafenin değerini bulabilmek için 35 ile 60'ın ebobunu bulmak zorundasınız. 2'ye böldüm. 35 bölünmez. 60 bölünür kaç olur 30. 2'ye böldüm 35 bölünmez 15. 3'e böldüm. 35 3'e bölünmüyor ama 15 3'e bölünüyor arkadaşlar 5. 5'e böldüm 7 1. 5 ortak gördüğümüz üzere 7'ye böldüm 1. Yani arkadaşlar EBOB 35 ile 60'ın EBOB'u kaçmış? 5'miş. Şimdi geldim. En az kaç tane ağaç alınmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Kısa kenar burası. Uzun kenarda arkadaşlar buraları değil mi? Evet şimdi kısa kenardan kısa kenarda kaç tane ağaç olmalıdır? Bunu nasıl buluruz? Kısa kenar yani 35'i 5'e bölerim, e baba bölerim 7 adet çıkar. Yani buraya 7 tane ağaç dikecekmişim. 60'ı uzun kenarı da 5'e bölersem 12. Demek ki uzun kenara da 12 tane ağaç dikecekmişim. Fakat arkadaşlar bu dikdörtgen olduğu için Buraya 7 ise buraya da 7. Buraya 12 ise buraya da 12 tane ağaç dikmek zorundayım. Toplamda kaç tane ağacım olur? 12, 12 daha 24. Artı 7, 7 daha 14. Arkadaşlar 38 tane ağaç dikebilirmişim. Yani alınması gerekiyormuş. Kısa kenarı 40 metre. Uzun kenarı 90 verilmiş. 40, 90 bunu ne yaparız? EBOB'unu buluruz arkadaşlar. 2'ye bölünüyor. 20, 45. Arkadaşlar uzatmak istemiyorum. 2 ortak. 5 de ortak. Bölersek kaç olur? 4, 9. Buradan sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere bölünmüyor. EBOB 40 ve 90'ın EBOB'u 2 çarpı 5'ten 10'dur. Demek ki 10 metre 10 metre aralıklarla ben bu ağaçların dikmek zorundaymışım bu soruda. Şimdi geldim. Kaç tane ağaç dikilebilir diye soruyor. Kısa kenarım 40'tı. 40'ı ben ona bölersem 4. Demek ki kısa kenarlarıma 4 tane ağaç dikilecekmiş. Uzun kenarıma da kaç tane dikilir? 9. 9 9 toplamda kaç olur? 9 9 daha arkadaşlar 18. 4 4 daha 8. Kaç oldu? 26 tane ağaç dikmişim. Şimdi ise ekok problemlerine geçtik. Bu problemlerde küçük parçalar birleştirilerek daha büyük bir bütün elde ediyormuşuz. Yani ekok ebobun tam tersi ekok. Gruplardan ve artanlardan yararlanılarak bütünün kendisine ulaşırken ekok kullanılır. Farklı sürelerdeki olayların ortak gerçekleşme zamanlarını bulmak için ekok kullanılır. Ekok problemlerindeki amaç parçalardan yararlanarak oluşturulabilecek en küçük bütünü elde etmek. Bu yüzden ortak katların en küçüğüne ihtiyacımız vardır. Örnek 12 dakika ve 15 dakika arayla yanıp sönen iki uyarı levhası ilk defa birlikte yandıktan sonra en az kaç dakika sonra tekrar birlikte yanar diye soruyor. Şimdi birinci levha arkadaşlar 12'de 24, 36, 48, 60, 72'de yanıp sönecek arkadaşlar. İkinci uyarı levhası da 15, 30, 45, 60, 75 şeklinde yanacak. Bu iki uyarı levhası birlikte yandıktan 60 dakika sonra tekrar birlikte yanarlar arkadaşlar. Ortak ne? Yani ekok ne? 60. Kısacası gördüğümüz üzere ekokunu bulsak da olur diyor. 12 ile 15'in ekokunu bulursak bunların ortak olan zamanını bulmuş oluruz. EBOB veya EKOK'unu bulduğumuz niceliklerin birimiyle bulduğumuz EBOB ve EKOK'un birimi aynı olmak zorundadır. EBOB, EKOK bulduktan sonra yanına birimini yazmanız problem çözerken size çok yardımcı olan, olacaktır. Yani 10 km ile 15 km'nin EBOB'unu bulduğumuzda 5 değil 5 km deyin diyor. 8 ton 12 tonun ekokunu bulduğumuzda 24 demeyin. 24 tondur. Din demek istiyor arkadaşlar. Eğer bir ekok probleminde bütünün değerinin alabileceği belirli bir aralık verilmişse ekokun katları alınarak istenilen aralığa ulaşılabilir. Örnek bir okulda öğrenciler 10'ar ve 12'şer gruplandırılabilmektedir. Bu okulun mevcudunun 200'den fazla olduğu bilindiğine göre okul mevcudu en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar 12 ve 10'un biz ekokunu buluruz 60 öğrenci ama bir şey diyor bu öğrencilerin sayısı diyor 200'den fazla olduğu biliniyormuş ama okulun mevcudu en az kaç olmalıdır? 60'ın arkadaşlar katlarına bakarsınız. 200'den büyük en küçük katını bulursunuz. Yani kaçmış? 240 öğrenci. Örnek 9 ve 15 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? Önce 9 ve 15'in tam bölünen 3 basamaklı en küçük sayıyı bulalım. EKOK'unu bulursunuz arkadaşlar 9 ile 15'in. EKOK'unu bulduk da 2 basamaklı bu EKOK. Ben 3 basamaklı istiyorum. 45'in 3 basamaklı en küçük katını bulmanız gerekiyor. 45, 90, 135'tir arkadaşlar. 3 basamaklı 135'tir. Bulduk. Ama bir şey diyor. 5 kalanını verdi dediği için arkadaşlar bulduğumuz ekoka kalanı eklememiz gerekiyor. Yani cevap 135 değil. Kalan olduğu için bu kalanı ekleyeceğiz. 140 elde ederiz. Kalanı olan ve ekleme yapılması gereken sorularda ekok bulunduktan sonra önce istenilen aralığa getirilmeli, gördüğümüz üzere o aralığa getirdik. Sonra ekleme ya da çıkarma yapılmalıdır diyor. Örnek. Aşağıda A ve B zillerinin çalma süreleri ve ilk kez saat kaçta çaldıklarını verilmiş. Buna göre bu zillerin tekrar birlikte çaldıkları saati bulunuz diyor. Şimdi A 30 dakikada bir çalıyor. B 75 dakikada bir çalıyor. Ee, i̇lk kez bu saatte çalmış. İkinci kezi soruyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yaparız? 30 ile 75'in ekokunu buluruz. 2'ye bölelim 15, 75. 3'e bölelim 5, 25. 5'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Ekoku kaçtır arkadaşlar? Hemen bakalım 30, 75, 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Arkadaşlar buradan kaç çıkar? 150 çıkması gerekiyor. Şimdi